Merhaba ve tekrardan hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birkaç farklı temel konu işleyeceğiz. Hani çünkü her bir kısa kısa soracak şeyler. Hani üzerinde durulabilir ama kısa kısa soracak şeyler genel olarak. Ve o yüzden ayrı ayrı çok fazla video yapmak yerine bir tane totalde video yapacağım. Üzerinde konuşacağımız şeyler class'ı header ve CPP dosyasına ayırmak. Constant class objeler, static member'lar. Ve friend function'lar. Friend class'a girer miyim bilmiyorum. Girilebilir. Bakacağız. Şimdi öncelikle bu kodun tamamını almayı düşünüyorum. Geçen hafta burada kalmıştım. Şimdi ben main'imin üstünde böyle kalabalık bir şey görmek istemiyorum. O yüzden ne yapabilirim? Class'ın tanımını yukarıya koyabilirim. Değil mi? Ve yani declaration'ını yukarıya koyabilirim. Definition'ları da aşağıya alabilirim. Ya da farklı bir dosyaya da koyabilirim. Biliyorsunuz C++'da definition olması kodun çalışması için yeterli. Declaration sadece linkleme esnasında gerekecek bize. Hani son aşamada CPP dosyasını verdiysek definition'ların hepsi o sembolü sahip olan şeyle linklenecek. Değil mi? Yani ben burada aslında bir tane integer function yazarsam function tanımına öbür 70 tane dosya içeride ya da herhangi bir noktada yazabilirim. Main'de function'ı çok rahat bir şekilde çağırabilirim artık. Gibisinden. Tabii aynı şeyle class'larda da yapabiliyoruz. Class'ın declaration'ları definition'ını şöyle yapabiliyoruz. Yeni bir tane dosya oluşturacağım. Genelde class'ın ismi veriliyor. Interim'miş bizim class'ımız. HPP ya da H. Bir de CPP dosyası. CPP dosyasında HPP'den başlayalım. HPP dosyası pragma once'la başlayacak. Ya da ya pragma once kullanacaksınız ya da if and then dosyanın adı neydi? Int array HPP istediğiniz gibi şöyle nasıl seviyorsanız fark etmez. Ben böyle seviyorum. Hdefine yukarıdakinin kopyası ve dosyanın en sonuna eşendir. Diğer seçenek de bu. Ama ben pragma once diyeceğim. Çünkü daha temiz. Ve desteklemeyen compiler yok. Yani yeni compilerlardan çok eski bir şeyle çalışıyorsanız desteklemez elbette. Ne yapacağım? Ben bunu alacağım. Şu benim klasım değil mi? Her şeyi kopyaladım. Kestim. Ve buraya yapıştıracağım. Burada ise hash include normal tırnaklar içinde int array yapacağım. Hash include ne yapıyordu? Hash include bu kodu alacak. Ve buraya yapıştıracak. Tamam. Size-C'nin olması için bir şey gerekiyor. Hash include C standard definition. Şeyin Size-C'nin olduğu en küçük headerlerden biri bu olsa gerek. Öyleyse tüm de olur fark etmez. Neyse HPP dosyasını include ettik. Dolayısıyla include edince bu kodu alacak, kopyalayacak ve buraya yapıştıracak. Tamam. Ama hala şey yapmadık. Hani definition'la declaration'ı ayırmadık. Onu bir sonraki adımda yapacağız. Ben tekrar yazıyorum. Bunu yok sayın alttaki kodu. Class int array'de. Tamam. Private, public kısımları vardı. Public'te bir tane explicit int array size gibi bir fonksiyonu var. Constructor'ı var. Tekrar söyleyeyim. Explicit tek elemanlı constructor'da eşittir işaretini constructor olmaması için kullandığımız key. Yani int array şunu delmememizi engelliyor bu. Int array eşittir 5 dediğimizde otomatikman C++ bunu buna çeviriyor. Bunu engellemek için explicit key'i böyle kullanıyoruz. Bu çalışmasın diye. Tamam.
Bir tane destraktörümüz var. Integer. Bu kadar. Bir tane integer get size değil. İyimiz var. Bir tane void set size değil. İyi. Integer x'imiz var. Değil mi? Bir tane de integer pointer. Get data var. Onun dışında private kısımda da datalarımız var. Gördüğünüz üzere sadece fonksiyonlarımın tanımlarını yazdım. Tabii dışarıdan bakınca bu birazcık hani biz genelde HPP dosyasını açarak oradaki fonksiyonlara bakabiliyoruz. Dokümantasyona bakmak yerine. O yüzden de public fonksiyonları hani öncelikle yukarıda fonksiyonlar olursa ve public şeyler olursa koda bakmak daha hızlı olur. Bazen çünkü ben kendi yazdığım kodu da unutuyorum, arayüzü unutuyorum. Bir ay geçmiş oluyor koda başlayalı. Öyle durumlar için gerekli oluyor. Çünkü C++'ın hani IntelliSense bile bazen yavaş kalıyor. Hani burada array nokta dedikten sonra burada fonksiyonları görüyoruz ama bazen bu template fonksiyonlarda çok kötü olduğu için sıkıntı çıkarabiliyor. Tamam, şimdi bunların implementasyonunu yapmak lazım, değil mi? H-include diyeceğim linklenmesi için. Çünkü bir şeyin linklenmesi için definition'la olması lazım. Ve member'larına erişmeye çalışacağım. Tamam, ne var? Bu mesela şeyin var. Gördüğünüz üzere, sileyim. Pardon. Interact fonksiyonumuz var. Interact'in içinde. Yani constructor'ımız var ve elemanları var. Ne yapıyorum? Kodun imzasını olduğu gibi alacağım. Ama namespace'ini de vermem lazım. Bu integer class'ın namespace'inde olduğu için böyle bir şey olacak. Bunun kodu neymiş? Buymuş. Explicit yazmam gerekmiyor artık. Tamam. Çünkü explicit olduğunu zaten vermişim. Burada sadece tanımını yapıyorum. Zaten explicit yazarsam aynen, hata verecek. Tamam. Şey var, destructor var. Destructor nasıl? Int array içindeki bu fonksiyon ne yapacak? Delete array data. Diğer fonksiyonlarımda get set, get data var. Get fonksiyonuna döndürecek, integer döndürüyordu. Hangi get fonksiyonu? Int array içindeki get fonksiyonu. Get fonksiyonu ne alıyordu? Size'de iyi alıyordu. Bu ne yapıyordu? Return data iyi yapıyordu. Değil mi? Set fonksiyonumuz vardı. Set fonksiyonu void döndürüyordu. Neredeydi? Int array içindeydi. Size'de i integer x. Bu ne yapıyordu? Data iyi eşittir x diyordu. Son bir tane daha fonksiyon vardı. Onu da implement edelim. Integer pointer tekrardan diyorum. Nerenin içinde? Int array'in içinde. Get data return data. Tamam. Bunu da silebiliriz. Gördüğünüz gibi bu bize ne sağladı? Dışarıdan bakan kişi direktman bu fonksiyon var, bu fonksiyon var. Tamam. Geçecek. Burada ise tanımlar var. Fonksiyonun tanımlarına genelde bakmıyoruz. Ne yaptığını yeterince iyi açıklıyorsa ismi. Üstünde yorum varsa, yanında yorum varsa sıkıntı yok. Bunun bir diğer avantajı da dediğimiz gibi HPP dosyaları include dediğimiz zaman kopyalanıyor. Kopyalanıp yapıştırılıyor. Her seferinde kopyalayıp yapıştırıp tekrardan derlersek compile time'dan yerli ve düşünsenize 1000 satırlık dosya. CPP'miz 1000-2000 satır alıyor. Böyle olduğu zaman her yerde 2000 satırlık şey, eğer birbirlerinden bağlılarsa, bağımsızlarsa 2000 satırlık şeyi derliyor olacaktık. Birbirlerine bağlılarsa mesela diyelim A dosyası B'den inherit etti, B C'den inherit etti gibi bir durum olursa, inherit etmişim, include etmiş olursa hani A B'yi include ediyor, B C'yi include ediyor, A da C'yi include ediyor. Bu sefer
Hani A B'yi include ettirirken C'yi de include ettiği için C2K include olmasın diye de hash perk'e once diyoruz. Umarım anlamlı gelmiştir. Zaten bu şeyi anlatmış olmaları lazım daha önceki derslerde. Tamam. Kaç dakika olmuş? Video süresi 10 dakika olmuş. Kesmeyeceğim o zaman. Ben constant class objelerinden bahsedelim. Şimdi burada zaten kullanmışız constant size. Ben pointer'ımı da constant yapacağım. Neden? Çünkü datanın taşınmasını istemiyorum. Constant nereye aitti? Her zaman solundakine aitti. Solunda bir şey yoksa sağındakine aitti. Yok. Onun constant olmasına gerek yok. Tamam. Burada datayı zaten başta set yaptığımız için member init liste kullanıyorsak sıkıntı yok constant'larda. Eğer set yapmadıysam buraya geldiği zaman hani set olmamıştır diye bir uyarı alacağım genelde. Bunun dışında hani constant member'lar böyle. Bir fonksiyon, bu çok önemli. Bir fonksiyon içindeki elemanı değiştirmiyorsa onu konsol olarak marklamamız gerekecek. Mesela get fonksiyonları içindeki elemanı değiştirmemeli, değil mi? Dolayısıyla ben constant int array'im de olsa, normal int array'im de olsa onu get yaparak constant bir eleman get. Yani onu get yapabilmem lazım. Constant olmayan bir class objesinde constant olmayan bir fonksiyonu çağıramam çünkü. Değil mi? Sonuçta içindeki şeyi değiştiriyorum ama ben compiler'a bu değişmez diyorum. Bunu engellemek için gördüğünüz gibi buraya constant modifier ekliyorum. Tabii yanına constant yazmam da gerekecek. Burada da. Tamam. Hangileri yazılmalı, hangileri yazılmamalı aklımda gerçekten bir liste yok. Hani bazen yazmak gerekiyor, bazen gerekmiyor. O yüzden benim genelde tool'larım oluyor. Create implementation diyorum. Ya da implementation diye. Hallediliyor. Hallediliyor. O da C++ helper. Bu eklentiyi kullanabilirsiniz VS Code'da. Eğer gerçekten VS Code kullanıyorsanız eklenti listemi ve nasıl kullandığımı aşağıda yorum düşebilir isteyen kişilere. Tamam, artık ne oldu? Bu kodumuz sorunsuz çalışacak. F5'e bastım. Loop compile ediliyor. Neden? Okey. Neden? Çünkü şeyim yanlış. Kodum yanlış. Şunu hemen halledeceğim. File direktöründeki her nerede launch bu? Task. File direktöründeki her yıldız nokta cpp'yi derlesin. Tamam. Pardon. File değil. File direktöründeki her yıldız nokta cpp'yi derlesin. Ne oldu? Abort. Bir saniye. Derlemeye çalıştığım dosyadan dolayı. Lecture 5'in içinde yıldız nokta. Hata Lecture 5'in üstünde şey olduğu içinmiş. Çok pardon. Bekletmem sizi diyeceğim de çok beklemediniz herhalde. Bendim çözmeye çalışan. Tamam. Eğer çalışırsak kodu gördüğümüzde beklediğimiz sonucu aldık. Geçen bölümde burası normal değer, burası çöp değer çünkü silinmişti. Gördüğünüz gibi bazıları silinmiş olmasına rağmen şey bunun nedenini araştırarak öğrenebilirsiniz. Daha ileride zaten kendinize çıkarımını yapabilirsiniz. Tamam. Yani header ve şeyi ayırmamızı çözdük. Constant'ı da verdik. Pardon. Constant'ı vermiştik. Başka. Hemen bakıyorum. Ha, static member'lar. Şimdi static member'lar nasıl açıklanabilir? Static member'lar bir class'ın objesinin class'lar arasında olacak bir şey. Aslında biliyor musunuz? Static member'ı ben yarınki derse bırakacağım çünkü
15 dakika olmuş zaten ve Static Member Library birazcık zaman alacak. Tamam. Mantıklı karar bu gibime geliyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.